Şimdi Nikser Caddesi'nin tek yön olması konusu. Zaten Nikser Caddesi tek yön olacak şekilde yapılandırılmış. O kaldırımların geniş olması, buranın zaten tek yön olarak projelendirilmesiyle ilgili bir şey. Geliş dönüş yolunda başka bir yol vereceklerdi. Önceki planlamada bildiğim kadarıyla. Ama şu anda çift yön ve duran otopark araçlardan dolayı da orada trafikte ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şehrin birçok yerinde yaşanıyor ama orası daha yoğun olduğu için orada daha sıkıntılı bir durum var. Tek yön olması doğru bir karar. Yalnız ben projeyi incelediğimde bu tek yönlük durumu stadyumun orada bitiyor. Yani bunu sanayinin olduğu yere kadar devam ettirmediğiniz sürece oradaki çift yol ayrımına kadar bir anlamı yok ki. O stadyumun olduğu yerde yine aynı keşmekeş daha fazlasıyla olacak şu durum. İki tane kavşak da bu sorunu çözeceklerini söylediler ama daha önce programımıza katılan Sayın Mustafa Aybars ile biz bu program yani çözümle ilgili konuştuğumuzda sizin fikrinizi destekler nitelikte bir açıklamada bulunmuştu o da. Bayramca tarafından en azından sanayiye gidecek olan araçların ya da dönecek araçların o tarafa kaydırılması hususunda sizin gibi o da görüş beyan etmişti. Peki Ünye'yi ne kadar etkiler? Niksar Caddesi'nde stadyuma kadar tek yön verilmesi? Sadece sahil yolunda biraz bir rahatlamaya neden olur. Onun dışında Nikser Caddesi sonuçta stadyumla sahil arasında çok fazla bir mesafe olmadığı için oradaki keşmekeşi çok fazla etkilemeyecek. Zaten orada yaşanan yoğunluk İmam Hatip Lisesi'nin oradan başlıyor. Aynen Yani servislerin öyle. gelmesi tam iş çıkış saatlerinde yaşanan bir sıkıntı. Çünkü dolmuşçu esnafıyla da dolmuş hatlarının başkanlarıyla da şoförleriyle de konuştuğumuzda onlar da aynı şeyi söylediler. Ama onlar tek yön istemiyorlar açıkçası. Çünkü güzergahları değişiyor. Alternatif bir yolun olmadığını söylüyorlar. Peki onların görüşlerini ne dersiniz? Yani Peki, alternatif yol mutlaka verilmiştir projede. Yani onun olmadığına inanmıyorum. Ama tabii ki onların alışılagelmiş bir güzergahları var ve ticari kaygıdan dolayı bunu düşünüyor olabilirler. Ama bir süre sonra buna alışılır. Yani benim o konuda bir kaygım yok. Ama dediğim gibi stadyuma kadar olan tek yönlülük oranın trafik sorununu çözmez. Yani zaten yaşayıp göreceğiz. Onlar da toplantının sonunda bunu bir deneyelim görelim dediler. En az maliyetle bu şekilde çözüyoruz şu anda dediler. Tabii ki baştan bir şehrin düzenlenmesi gerekiyor aslında bu konunun çözümü için. Biz 2 hafta önce Mimarlar Odası'nda toplantı yaptığımızda otopark yönetmeliğini gündeme getirdik. Asıl bu sorunun kökü zaten otoparktan kaynaklanıyor. Mesela otopark gündeme geldiğinde hemen orada herkes şu andaki sorunumuz otopark değil deyip geçiştirdiler. Yani oradaki trafik sıkışıklığının en büyük nedeni kenarda park eden arabalar. Arabalar park etmese trafik akıyor zaten orada.